Merhaba sevgili gençler, Eğitim Hane'ye hoş geldiniz. Sosyal Bilgiler kitabımızın 114 ile 118. sayfalar arasındaki Zarar Vermeden Kullanalım adlı parçamızın etkinlik çalışmaları ve çözümleriyle karşınızdayız. Kanalımıza abone olup bu videonun altındaki diğer ders kitaplarınızın çözümleri ve tüm derslerin yazılı sorularına göz atmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp gruplarınızda paylaşın ki arkadaşlarınız da hızlıca ödevlerini yapsın, oyun oynayabilirsiniz. Yorumlarınız ve like'larınız da tabii ki bekliyoruz arkadaşlar. Evet, sosyal bilgiler kitabımızın cevaplarına başlayalım. Zarar vermeden kullanalım bakalım. Teknolojik ürünleri kullanırken kendinize, başkalarına, doğaya zarar verebiliriz. Evet, doğru diyen bir kişi. Bu sözüne kanıt olarak hangi durumları örnek gösterebilir? Aa, herkese zarar verebiliriz. Doğru. Bakalım ne örnek verilmiş? Teknolojik ürünlerin olumlu ya da olumsuz yönleri var. Evet, hem olumlu hem olumsuz yönleri var teknolojik ürünlerin. Örneğin pil ya da yağı toprağa ya da suya atar isek. Evet, bu ikisi de çok önemli sevgili gençler. Pil ve yağ, gerçekten hem pili hem de yağ toprağa ya da suya atar isek her ikisine de çok fazla zarar veriyor. Ve o suyu veya toprak, su ve toprak kirlenir. Orada yetişen bitki veya hayvanlar zarar görür. Bu zarar görmüş hayvanlar veya bitkileri insan yer ise istemeden hasta olmuş olur. İnsanlara zarar vermiş oluruz. Bunu yaparken doğayı da kirletmektedir, değil mi? Bunu yaparken gerçekten doğayı da kirletiyoruz. Ne var? Pilleri veya doğaya, toprağa, suya katmasak ne var? Çok kolay aslında. Bir kenara kutu koyabilir. Atık yağları şişenin içine, pet şişenin içine, pilleri de kutunun içine atabiliriz ve doğayı da korumuş oluruz. Siz durdurup yazın. Sonraki etkinliğe geçiyorum ben arkadaşlar. Burada kullanım kılavuzu var arkadaşlar. İki tane kullanım kılavuzu var gördüğünüz gibi. Cihazların kullanım kılavuzu ne diyor? Yukarıdaki kullanım kılavuzuna başka hangi uyarılar ekleyebilirsiniz? Evet, burada pilin kullanımıyla ilgili, temizlik ve bakımıyla ilgili, enerji tasarrufuyla ilgili, güvenlikle ilgili birçok şey var, uyarılar var. Bu uyarılarda siz neler ekleyebilirsiniz? Mesela bu kullanım kılavuzunu siz hazırlasanız ne yapabilirsiniz? Ben şöyle bir şey yaptım. Kullanım kılavuzuna, bu kullanım kılavuzuna cep telefonlarının yaydığı radyasyon hakkında bilgiler verip, evet, ya da pillerin yaydığı radyasyon hakkında bilgiler verip, bu radyasyondan nasıl korunmamız gerektiğini anlatan bir bölüm eklemek iyi olur. Yukarıdaki ne diyor? Telefonunuzun pilini ilk kullanımdan önce tamamen doldurunuz diyor. Uyarı, pil şarjdan telefonun görüşmesi yapmayınız. Evet, pil şarjdayken telefon görüşmesi yapmayınız. Çünkü pilin ömrünü azaltır, değil mi? Şarjdayken bir şey yapmamamız gerekiyor. Oyunda oynamamanız gerekiyor. Çünkü pilin ömrünü azaltıyor sevgili gençler. Evet, bu kullanım kılavuzuna cep telefonlarının yaydığı ya da pilin yaydığı radyasyon hakkında bilgi verebilir. Siz cep telefonunda pilde yazabilirsiniz buraya. Bilgiler verip bu radyasyondan nasıl korunmanız gerektiğini anlatan bir bölüm ekleyebilirsiniz. Siz cep telefonu değil de pilin yaydığı radyasyon diye ekleyebilirsiniz şuraya sevgili gençler. Evet, ben geçiyorum. Bir sonraki etkinliğe bakalım ne var. Sizce bilgisayarınızı hangi amaçlar ve ne kadar süre ile kullanmanız daha doğru olur? Neden diyor. Evet, bilgisayarlarımızı çok gereksiz, uzun ve gereksiz işler için kullanıyoruz. Hem cep telefonumuzu, hem bilgisayarımızı, hem tabletimizi. Kısa zamanlarda sadece işimizi halledecek şekilde, hızlıca halledecek şekilde kullanmamız lazım. Bakalım ne yazmışız? Bilgisayarı bilgi edinmek amacıyla ve kısa süreliğine eğlence amaçlı kullanabiliriz. Evet, bilgi edinmek amacıyla kısa süreliğine eğlence amaçlı kullanabiliriz. İstediğimiz bilgiyi hızlıca bulup işimizi bitirmeliyiz. Aynı şekilde eğlenmek amacıyla kullanırken de bilgisayar başında çok fazla kalmamaya dikkat etmeliyiz. Aralıklarla kullanmalıyız. Bu çok önemli. 4-5 saat aralıksız değil de mesela 1 saat kullanarak 20 dakika 30 dakika ara vererek aralıklı kullanmanız hem zihninizi hem gözlerinizi dinlendirir sevgili gençler. Evet, bu cevabı yazmanız yeterli olacaktır. Öğretmeniniz sizi takdir edecektir. Geçiyorum bir sonraki etkinliğe. Siz durdurup yazıyorsunuz. Evet, burada bir anne ve babaların televizyon izlerken ne yapmaları gerektiğini ve yanlış televizyon izlemesi yapan çocuklarına nasıl uyarmaları, nasıl eğitmeleri gerektiği hakkında bir yazı var. Ne diyor bakalım? Anne babalar televizyon kullanımında çocuklarının yanlışlarını düzeltmek için neler yapmalıdır? Evet,
hatalı bir şekilde televizyon izleyen çocukların bu davranışlarını nasıl düzeltmelidirler diyor. Benim için en önemli olan örnek olabilmektir. Ben şunu yazdım. Anne ve babalar çocukların yanlışlarını ortadan kaldırmak için onlara örnek olmalı. Ne yapmalarını istiyorlarsa kendileri de öyle davranmalı. Mesela bak şurada hata nedir? Eğik oturuyor. Hayır, dik oturmalı. Bak şurada dik oturmuş. Burada ne? Yakın izliyor. Burada mesafe fazla. Bu doğrudur. O halde bunları da ekleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Hemen yazalım isterseniz. Şuraya ekleyelim. Şuraya hızlıca yazayım. Yazalım. Dik oturmalı. Ve uzakta izlemeli. Evet. Dik oturmalı ve uzakta izlemeli şeklinde ekleyebilirsiniz sevgili gençler. Gerçekten bu çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Hemen kaydedeyim şunu. Evet. Anne ve baba bu şekilde örnek olmalıdır. Ben geçiyorum bir sonraki etkinliğe. Burada çocuğumuz gördüğünüz gibi ders çalışırken ışık direkt gözüne geliyor. Burada ise arkadan geliyor. Doğru olan ışığın arkadan gelmesidir sevgili gençler. Ön tarafta yüzümüze direkt ışık vurmamalıdır. Arkadan gelmeli, öyle aydınlatmalıdır. Bakalım soru ne diyor? Evinizde ve okulunuzdaki aydınlatma araçlarının doğru kullanıldığını söyleyebilir misiniz? Neden diyor. Ben şunu yazdım. Hayır dedim. Çünkü neden hayır sevgili gençler? Sizler de okullarınızda biliyorsunuz. Öğretmenler odasında, koridorlarda, sınıflarda, aydınlık olduğu halde, güneş vurduğu halde, ışıklar, lambalar sürekli yanıyor. Yani israf var, doğru kullanılmıyor. Ne diyor? Söyleyemem dedim. Çünkü gündüz aydınlıkken okuldaki tüm ışıklar açık tutuluyor. Güneş sınıfa vurduğu halde ışıkların yanması çok ilginç dedim. Evet, gerçekten ben de öğretmenim, sürekli uğraşıyorum, sürekli kapatıyorum. Ama 2 dakika sonra gittiğimde yine o ışıklar yanmış oluyor gündüz vakti. Evde de bazen gereksiz aydınlatma yapılmaktadır. Evet, evlerimizde daha dikkat ediyoruz. Ama okullarımızda, çalıştığımız yerlerde gerçekten hiç dikkat etmiyoruz. Boşu boşuna kullanıyoruz. Evde de mesela televizyon izlerken tam gözümüze gelecek şekilde lambalar açıyoruz. Mesela şurada evet göze gelmiş şekilde, bu hatalıdır. Arkada ışığı arkamıza alacak şekilde herhangi bir iş yapmalıyız. Işık önden vurmamalı, arkadan vurmalı. Doğru ışıklandırma çünkü odur. Geçelim. Başka etkinlik var mı? Varmış. İnsanların acil servis numaralarını gereksiz arayıp meşgul etmemeleri için neler yapmalıdır? Evet arkadaşlar, bu çok önemlidir. Önce insanları bilinçlendirmeli. Bu çok önemli. Bilinçlendirmeliyiz ve televizyonlarda kamu spotu yayınlanmalıdır. Okullarda çocuklar için seminer düzenleyip zararları anlatılabilir ve böylece önlenebilir. Evet, acil numaraların aranması böylece önlenebilir. Bir sonraki etkinlik, teknolojik ürünleri yanlış kullanmanın zararlarını hangi örnekler verebilirsiniz? Evet, teknolojik ürünleri yanlış kullanıyoruz gerçekten. Mesela ben cep telefonu dedim. Cep telefonunu çok gereksiz ve yanlış kullanıyoruz. Radyasyon yaydığı için birçok rahatsızlığa sebep oluyor. İlk yıllarda fark edilmeyen hastalık ileriki yıllarda büyük sorunlara neden olabiliyor. Evet, siz şu anda radyasyon yiyorsunuz bol bol ama şu anda sizde bir hastalık belirtisi yok. Ama yaşınız geçtikçe birçok yerinize birçok hastalık çıkacak. İşte bu cep telefonunun radyasyonunun etkileridir sevgili gençler. Radyasyon, kanser gibi tehlikeli rahatsızlıklara yol açıyor. Gerçekten lütfen cep telefonlarınızı az kullanın. Cep telefonunun başından hiç ayrılmıyorsunuz. Bu çok zararlı. Evet, siz durdurup yazıyorsunuz. Son etkinliğe gidiyorum ben. Son etkinlikte zaten bir gazete kupürü bulmanız isteniyor. İnternet araştırması yaparak teknolojinin yanlış kullanımının insanlara ve doğaya verdiği zararları anlatan bir haber bulunuz. Haberi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşıp tartışınız. Ben böyle bir yazı buldum. Siz de bu yazıyı aynen burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da aynısını defterinize, kitabınıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazının başlığı, teknolojinin yanlış kullanımı insanlara ve doğaya nasıl zarar verir? Bir yazıdır. Lütfen siz bunu yazın ya da ekran görüntüsünü alın. Evet, hoşça kalın. Videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.